Evet. Murat Hocam şimdi bir ön kılavuz yayınladı ÖSYM. Fakat sıralama, puan hiçbir şey yok şu anda. Hani KPSS puanlarını yayınlamışlar. Onu niye koydular bilmiyorum. Çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü çocukları sürekli devlette atamaya yönlendirmemek gerektiğini düşünüyorum şahsen. Neye bakacağız şimdi bu sene? Sevgili izleyiciler, bu arada şu şehir efsanelerine bayılıyorum ya. 2015 kılavuzuna göre tercih yapacağız dolaşıyor şu anda. Nereden çıktı, kim attı, kim söyledi bilmiyorum. Yani böyle bir şey yok, öncelikle onu söyleyeyim. Nasıl yapacağız hocam? 2015 kılavuz zaten şu anda tarihe karıştı. Tarihe çok zaman geçti. Ama şehir efsanesi akıyor şu anda. 3 Temmuz'da yayınlanan kılavuzda zaten her sayfada... altta bir yazı yazıyor. Ön bilgi amaçlıdır diye. Ama orada biz bilgi bulamadık. Orada bulduğumuz tek bilgi kontenjanlar. ÖSYM güncelleyecek bunu mutlaka. Tabii yeni üniversiteleri gördük. İlk defa öğrenci alınacak programları gördük. Kontenjanları gördük. Okul birinciliği kontenjanını gördük. Ve kılavuzun en sağında KPSS'deki taban puanları gördük. Ama bizi ilgilendiren asıl kısım kılavuzun ortasındaki taban puan ve başarı sıralarıydı. Orayı göremedik. Şimdi öğrenciler kılavuzu alınca tabii şöyle bir panik oldu. Biz tercih yaparken neye göre yapacağız? Yani hayali tercih mi yapacağız? Kılavuzda bir şey bulamadık dediler. Normalde kılavuzda bir şeyler olacak ama o kılavuz bizim için yine tercih yapacağımız tek kaynak olmayacak. Bunu söyleyelim. Şu cümle, şu soru çok soruluyor. Hocam tercihlerden önce puanlar yayınlanacak mı? Yayınlanmayacak, açıklanmayacak. Her üniversitenin taban puanı ve başarı sırası bir önceki yılı biz baz alarak tercih yapıyoruz. Ve biz her zaman tercihimizi öngörülere göre yapıyoruz. Öğrenciler tercih yaparken bir önceki yılın kılavuzuna bakabilirler ama o kılavuzdaki bilgi yazıyor zaten. 2017 yılına ait. Tabii. Müneccim 2018 yılının tercihini yapacağız. 2018'in sıralaması nasıl söylesinler? Her zaman bir önceki yıl bas. Tabii. Evet. Ama 2015, bilimsel olarak. 2015 evet. Şöyle oldu Aliyev Hanım muhtemelen. Şimdi 2015 yılında ciddi anlamda sınavdaki zorluktan dolayı bir sonraki yıl taban puan ve başarı sıralarına büyük düşüş oldu. Şimdi öğrenciler şöyle düşünüyor. Bu yıl da çok zor geçtiği için 2015 gibi olur herhalde. Oradaki gibi gerçekliğe dönüştü bir anda. 2015 kelimesi ortaya çıktı. Ne 2015, ne 16, ne 17, ne 14. Hiçbiri direkt baz alamayacak. Yine söylüyorum. Öğrencinin başarı sırasını aldığımızda üniversitelerin o programlarında ne kadar kontenjan var bunlara bakacağız. Ve biz tercihimizi tahminlere göre yaptık. Her zaman yine öyle yapacağız. Evet. Tahmin. Bu kelimeyi önemseyerek söylüyorum. Evet, evet. Ama tercihi yaparken bu tahminde bulunurken dikkat almamız gereken insanlar bu alanda çalışan güvenilir kişiler olmalı. Evet. Sosyal medyanın kirliliğini biliyoruz. Her zaman konuşuyoruz. Yani anfaki şeyler biraz dolaşıyor, olmayan şeyler dolaşıyor. Aynen öyle. Ama marjı bu sene çok tutacağız. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Onu mutlaka söyleyelim. Hani hep şey yapardık ya mesela rehber öğretmenlerde hep böyle tabiri caizse böyle hani sigorta tercih derdik. Biz böyle bazı kavramlar kullanırdık. Biraz daha yukarıdan başlardık tercih yapmaya. Belki gelir diye. Ben bu yıl o yukarıdan kısmını biraz daha zirveye taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha üstten gelebilir. Yayından önce konuştuk aramızda. Bu yıl tercih yapma eğilimi olan arkadaşımızın sayısı az. 12. sınıf öğrencileri biz çok öğrenciyle görüştük. 12'ler şöyle diyorlar. Hocam bu yıl sistem değişti, ertelendi. Hocam ben çok odaklanamadım. Bir de bu yıl Aliyev Hanım çok önemli. TYT'de 200 puan alanın bu 200 puanı seneye de kullanılabileceği için. Evet. Hocam ben bu yıl 300-400 puanımı alırım. Tercihimi yapmam. Önümüzdeki sene AYT'ye çalışırım hocam. Çok iyi bir yere giderim. Evet, bize de gelen sorularda çok mezuna kalmak deniyor ve, ya buna. Mezuna ben, kalacaklar. Biz bunu destekliyoruz, önemsiyoruz evet. Ve çok da mantıklı buluyoruz. Üç defa sınava girmiş birisi olarak her zaman söylüyorum. Çünkü evet. Bu öğrencilerin de bazılarının hoşuna gidiyor. Yani şöyle hoşuna gidiyor. Ya Murat Hoca da demek ki, evet biz de bu yollardan geçtik. Ben 3 defa sınava girdim. Olmazsa 4. de girerdim. Sonuçta burada hani şeyi konuştuk ya, bir bölümün garanti olması değil. Ben o bölüme ne kadar yatkınım ve benim ne kadar idealim. Bence en doğru soru bu olması gerekiyor yani. O yüzden mezuna kalmaya eğer bir öğrenci karar veriyorsa kesinlikle destekliyorum. Bu yıl 12. sınıf ve sıralaması ve puanı gitmeye yetiyorsa bir bölüme ve o bölümü istiyorsa
onu da gitmesini destekliyorum. Hı hı. Burada herkesin birazcık kişisel fikri önemli. Evet. Biraz daha marjı tercih yapacağız. Unutmayın. Artı seneye girmeyi planlıyorsanız hani doldurmuş olmak için de liste yapmıyoruz. Puanımız kırılıyor seneye. O değişmedi. Değil mi? Yerleştiyse her puan yerleştiyseniz kırılıyor. Yerleştiyseniz seneye puanınız tercih kırılır. Tercih yapılması, tercih listesine teslim edilmesi puanı kırmaz. Yerleşmiş olmak puanı kırar. Yerleştiğiniz an seneye çok dezavantajlı okul başarı puanının yarısı gidiyor. Tamam. Ay bir de öğrenciler eskiye göre çok şanslı. Yani ben kendi dönemimi, ben 1980 tıp girişliyim. O zaman tek bir sınav vardı, girmiştik. Sadece devlet üniversiteleri var. Çok kısıtlı bir kontenjan. Şimdi o kadar çok alternatif, o kadar çok üniversite var ki. Evet. Özel üniversitesi, devlet üniversitesi, fiyat skalası farklı. Herkesin bütçesine göre neredeyse eğitim kurumu var. Evet. O yüzden bence hayallerinin peşinden gitsinler. Ben Murat Hoca'yı çok takdir ediyorum bu bağlamda söylediklerinden dolayı. Yani bir yere yerleşmek o kadar büyük bir sıkıntı değil. Ama acaba gittikleri okul onları mutlu edecek mi? Onların hayallerini gerçekleştirecek mi? Yaşam amaçlarına hitap edecek mi? Bu çok daha önemli bir konu. Katılıyorum. O yüzden hiç aceleye gitme. Aceleye git, paniğe kapılmasınlar. Öğrencilere en büyük tavsiyem bu. Evet, panik yok. Panik yok. Okul alternatifi çok fazla. Evet. Çoğu okulun birçok bölümü kontenjanlar açık kalıyor üniversitelerinde. Akıllı tercih yapacaklar hocam. Çok önemli. Altını çizelim, akıllı tercih. Çok önemli. Murat Hocam şimdi...